Merhaba, ben Tunç Çatıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugün Amerika'da enflasyon verisi açıklandı. Piyasalar için çok önemli. Ve yani bu tarım dışı istihdam verisi piyasalarda çok büyük sarsıntı uyandırmıştı. Aslında tarım dışı istihdama göre daha belirleyici, daha önemli bir veri enflasyon. Çünkü tarım dışı istihdam işte hem istihdam verisi oluşun daha geriden geliyor. O şirketlerin doğum ölüm hesabı gibi şeyler de hesabı karıştırabiliyor, geriye dönük revize ediliyor falan. Böyle enflasyon öyle değil. Çünkü çekirdek enflasyon da açıklandı. Ondan bahsedeceğiz ama önce bence Türkiye'deki enflasyondan konuşalım. Çünkü Türkiye'deki enflasyon hakkında artık şöyle bir problemimiz var yani. Biliyorsunuz TÜİK madde listesini açıklamıyor. Bu konuda TÜİK'e dava açıldı. Madde listesini açıkla dendi. Ve yargı bu şekilde madde listesinin açıklanması gerektiğini söyledi. Böyle bir şeyin üzerine TÜİK gene de açıklamadı madde listesini. Bunun üzerine suç duyurusunda bulunuldu yöneticiler hakkında. Şimdi bugün şöyle bir haber vardı sabahtan. Daha doğrusu bir yazı vardı. Bakın Çiğdem Toker'in T24'te TÜİK enflasyonu nasıl hesaplıyor diye. Çünkü orada çok önemli bir şey var. İşte burada süreci anlatıyor. TÜİK yöneticiler için suç duyurusunda bulunulmasına vesaire. Madde listesini niye açıklamıyorsun dendiğinde şöyle cevap vermişler. Ancak 2022 yılı Mayıs ayından itibaren kurumumuz tarafından hesaplanmaya ve yayınlanmayan ortalama hesaplanmayan olacak herhalde. Bu hesaplanmayan ve yayınlanmayan ortalama madde fiyatlarının halen kurumda mevcut olmaması nedeniyle gönderilmesi mümkün olmamıştır demiş. Yani diyor ki şair burada ben bu veriyi hesaplamıyorum. Hesaplamadığım için de olmayan bir veriyi nasıl göndereyim ki sana? Yani enflasyonu hesaplamak için verileri topluyor fakat maddelere göre onların ortalamasını alıp hesaplamıyor. Bu hesaplamayı yapmadığı için de mahkemenin istediğini yapamıyormuş. Yargı kararına uyamıyormuş. Ve bakın işte DİSK de Devrimci İşçi Sendikası da tepki göstererek şu soruyu yöneltmiş. 2022 yılı Mayıs ayından itibaren kurumunuz ortalama madde fiyatlarını hesaplamıyorsa tüketici fiyat endeksini nasıl hesaplıyor? Mayıs 2022'den itibaren madde fiyat listesindeki ürünlerin fiyat değişimleri hesaplanmıyorsa enflasyonu nasıl açıklayabiliyorsunuz? Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeyim. Yani elinizde bu fiyatlar zaten varsa ortalama fiyatı da hesaplarsınız değil mi? Yani ortalama almayı herhalde istatistik okumuş herkes biliyor. Basit bir ortalama alınacaksa zaten yani bunu okula gitmiş bir eğitim almış herkes biliyor ama yani ağırlıklandırmak vesaire gibi şeyler gerekiyorsa yani biraz istatistik okumuş olan herkes yapabilir. Düşünebiliyor musunuz? Bir kurum ki isminde istatistik geçiyor. Türkiye İstatistik Kurumu. İçinde istatistik geçiyor. Ve bir ortalamayı hesaplayamadığını burada hesaplayamadığı anlamına gelecek bir savunma yapıyor. Kendi bilecekleri iştir. Tabii ki yani Arjantin'de de bu tip işler olmuş zamanında. Sonra geri dönülmüş. Demişler bu fiyatlar nerede? Bunlar da fiyatları kaybettiğimiz hard diski kaybetmişiz. Fiyatlar kayboldu deyip işin içinden sıyrılmışlar. Yani böyle işler dünyada olabiliyor. Olabiliyor ama aması burada şu. Bence daha önemli olan şey. Şimdi bu TÜİK'in enflasyonun üzerinde bu kadar şaibe varken buna bakarak işte efendim manşet enflasyon bu. Bunun şu kadar üzerinde veya bu kadar altında Merkez Bankası faiz veriyor demek ne kadar geçerli? Yani bir insan, bir ekonomi yorumcusu veya bir ekonomist İşte TÜİK'e göre bu kadar daha fazla faiz veriliyor, bu kadar daha düşük faiz veriliyor. Tabii ki diyebilir ama buna dayanarak bir sonuç çıkartabilir mi bunda? Size soruyor.
Yani yarın öbür gün şunu söylemek istiyorum. Yarın öbür gün bu baz etkisiyle enflasyon düşecek. %50'nin altına düşerse TÜİK'in açıklamasına göre. Ama politika faiz de %50 ve işte o artı şeylerle falan da fazlası olabiliyorsa, o zaman kalkıp ya evet politika faizi gerçekleşmiş enflasyonun ya da ekonomistlerin tabiriyle ex post enflasyonun üzerindedir diye bir sonuç çıkartılabilir mi? Daha enflasyonla ilgili bu kadar şaibe varken bundan sonuç çıkartıp ondan sonra da evet artık faizin inmesi gerekiyor denebilir mi? Burası Türkiye, inanın diyecekler. Allahsız kitapsızlar bunu bile söyleyecekler. Ben buradan size söylüyorum. Yani bu TÜİK'le alakası yok. Ekonomistler, ekonomistim diye geçinenler falan kalkacaklar. Diyecekler ki bak verilen faiz bu ama gerçekleşen enflasyon bu. Buna göre, bu enflasyona göre bu faiz fazla der mi der bu adam? Ben hepsi, artık Türkiye'de bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Yani biraz böyle insanların dikkat etmesi gerekiyor ya. Bu kadar şaibeli bir şeyin üzerinden yorum yaparak işte faiz insin veya çıksın diye demek nereye kadar ya? 5'te ise bir İstanbul Ticaret Odası açıkladı ücretliler geçinme endeksini. Çok yazık yani. Çünkü böyle yani bu TÜİK'tir, hükümettir falan bunları bir tarafa bırakıyorum. Ama böyle yorumlarla, böyle şeylerle enflasyon lobisi, bu enflasyonun düşmesini istemeyenler, yani enflasyon lobisi mücadeleyi yıpratmak isteyeceklerdir. Ben bundan korkuyorum. Çünkü halen daha aylık %3'ün altına inmiş değil enflasyon. Çok yüksek enflasyon devam ettiği sürece ne oluyor? İşte o emekliler, ücretliler, sabit gelirlilerin falan alım gücü düşmeye devam ediyor ya. Enflasyon aslında gizli bir vergi insanların üzerine. Hele ki bir ülkede iki haneli ve daha yüksek enflasyon varsa o ülkede vergiler çok yüksektir. Çünkü çok yüksek bir enflasyon vardır. Enflasyon da zaten bir vergidir. Milton Friedman bu şekilde söyler. Şimdi o zaman yani bakın şimdi Fed'e geleceğim. Fed aylardan beri gerçekleşmiş enflasyonun üzerinde faiz vermeye devam ediyor. Ve faiz indiriminde önce biraz enflasyon düşsün, biraz daha düşsün, hadi biraz daha düşsün diye bekliyor, indirmiyor. Şimdi bizde TÜİK'e göre 50'nin altında düştü. Zaten burada da 50 veriliyordu. O zaman faiz insin denecek. Bir daha da o enflasyon tek haneye inmez o saatten sonra. Böyle olacak bu ülkede. Gidişat da o şekilde. Bak bugün bu TÜİK haberine rağmen gene de bu lafı söyleyecekler. Türkiye'de çok insan var. Çok uzman kişi var. Gene de bu lafı söyleyecektir. Diyebilirsin yani TÜİK'e göre evet bu faiz daha düşük. Ama TÜİK'e göre düşük olan bir şey nedeniyle de faiz indirilsin demek, bu çıkarımı yapmak işte orada film kopuyor. Ben de şalterler atıyor yani. Sizlerle paylaşmak istedim. Bu sıcakta, rutubette bir de bu sabah bu haberle uyandık. Yani fakat helal olsun ya bu diskede uğraşıyor adamlar. Yani sadece işçiler için değil, bütün emekçiler için uğraşıyorlar. Siz eğer ücretliyseniz, emeğinizi satarak bir şey kazanıyorsanız, zaten emekçisiniz yani. Herkes emeğini satar, para kazanan herkes emekçidir. Hakkınızı koruyorlar. Helal olsun. Böyle insanlar da var Türkiye'de. Türkiye'den umudumuzu kesmiyoruz. Böyle insanlar olduğu için. Yoksa uzmanlara falan baksan yani Allah'lık vaziyetler. Gelelim şimdi borsaya. Hareketli ortalamanın üzerine çıktı. Süper trend ala dönmedi. Şöyle bir 10.200'ün üzerine çıksın bir şey almadan evvel.
Bakın dedik, 10.200'ün üzerine de çıkamadı. Oradan da işte satışlar gelmiş. Şurası değil mi 10.200? Şurasını mı koymuştu? Şu çizgi, o da 10.218'miş. Peki, işte oralardan da pek dirençler gelmiş. Olabilir yani, bu geçinmeden alım önermiyorum. Şimdiden cazip hisseler listesinden alsak ya falan diyor. Bir kere cazip hisseler listesi ayda bir defa yapılıyor. Ay sonunda yapılıyor. Tekrar ay ortası da yapacak durumumuz yok bayram öncesinde. Dolayısıyla oradaki fiyatlar biraz değişmiş de olsa çok fazla bir değişiklik olmuyor. Yani listeyi oynatabilecek kadar, bunu söyleyeyim. İkincisi, şu anda göstergeler ala dönmeden de alım önermiyorum bu şekilde. Ve gelelim buradan Amerika'ya. Amerika'da bugün enflasyon verisi açıklandı. Önce çekirdek enflasyon, Fed daha buna ağırlık verir. 3,5'a düşmesi beklenirken 3,4'e düştü. Beklentiden daha düşük, yani piyasa için çok güzel. Manşet enflasyonda 3,4'te sabit kalması beklenirken 3,3'e düştü. O da beklentiden daha düşük oldu. O da piyasa için güzel. Yani Fed sıkıyor kendisini, enflasyonu düşünmek için. Para arzını da arttırmadı çok uzun bir süre. 31 aydır para arzında bir artış yok. Dolayısıyla Fed enflasyonla mücadeleyi kazanıyor. Kazanıyor adamlar. Böyle kazanılıyor. Böyle zorlukla kazanılıyor. Öyle işte, hop, hadi baz etkisiyle düştü enflasyon. Hadi bakalım biz de buradan faiz indirelim diyerek olmuyor bu işler. Bizde enflasyon lobisi çok güçlü. Dünyanın her yerde enflasyon lobisi vardır. Yani Amerika'da enflasyon lobisi yok mu? Burada da var. Bir kere her şeyden önce Amerikan hazinesi düşük faizle borçlanmak ister. Enflasyon lobisi, yani bu, hatta IMF'in bir böyle bir şeyi de var. Bir tarihte 2016'da mıydı, neyse hatırlamıyorum şimdi, yani tam tarihini hatırlamıyorum. IMF'in böyle bir yazısı da var. Şimdi ülkeler çok borçlu. Amerika'nın da çok büyük borcu var. Borçlanmaya da devam ediyorlar. Şimdi sizin böyle bir doğal kaynağınız falan yoksa, doğal gazdır, petroldür falan, ihraç edebileceğiniz boyutta bir doğal kaynağınız yoksa, o zaman hükümetler ne kadar vergi de toplasalar açık veriyorlar. Şimdi mesela bazı yerlerde çok büyük vergi toplanıyor Avrupa'da, ama çok da büyük hizmet var. Mesela Amerika'da vergi daha düşüktür Avrupa'ya. Daha az vergi alır insanlardan, ama Amerika'da da öyle sağlık hizmeti falan bedava değildir. Şimdi Avrupa'da birçok hizmet bedava, sosyal devlet, ama vergiler çok yüksek. Bizde de vergiler çok yüksek, ama öyle bedava şey, bizde de birçok şey bedava ama faydalanabilirsen, yani öyle bir acayiplik var. Tabii orada emekli olduğun zaman da makul bir ücret alabiliyorsun Avrupa'da. Bizde öyle bir şey yok tabii ki. Bizde emekli oldun, bir yerlerden bir paralar gelmiyorsun, bittin demektir zaten. Bizde böyle bir durum var. Ben de emekli olacağım gelecek ay. Bakalım nasıl olacak. Dolayısıyla yani burada Amerika'daki bu şey, enflasyonun düşürülmesi için bu kadar böyle uğraşıldı Fed tarafından. Orada ama enflasyon lobisi, özellikle de bu IMF'in de yani tavsiyesi de bu şekilde. Bu kadar yüksek borç varsa, bu borcun enflasyon yüksek kalıp faizlerin daha düşük kalarak eritilmesini savunuyor. Yani Fed indirmek için çok uğraşıyor, ama o zaman da faiz çok yükseldiği için, o yüksek faizde borçlanacağı zaman Amerikan hazinesi iyi olmuyor. Yani ne olacak? Şimdi o borçların vadesi gelince Fed'in faiz indirmesi lazım artık. Ama enflasyonla da mücadeleyi kazanmış. Yani bu dengeyi de çok güzel kurdular. Bu akşam bakalım ne olacak? BTC Haber TV'de Emirhan'la değerlendireceğiz. Fed zafer mi ilan edecek? Bakın, zafer ilan ettiği için faizi indirecek olursa, borsa için, değerli metaller için pozitif, Amerikan olasılıklar aşağı demektir.
Yok, resesyon beklentisi nedeniyle faiz indirdiniz de bunu yeri geldi. Şimdi bir daha tekrarlıyorum. Resesyon beklentisi nedeniyle faiz indirilirse o zaman resesyon bekleniyor diye şirket karlarının düşmesi beklenir. Şirket karlarının düşmesi bekleniyorsa o FK'larda fiyat yukarıda, kazanç aşağıda ya, kazanç azalacağı için fiyat da sabit kalsa bile FK artacaktır. O zaman FK artınca pahalılık oluyor diye satış gelecektir. Zaten resesyona giriliyor. Satış gelecektir. Borsa için negatif olacaktır. Geçmişte hep bu şekilde olmuştur. Ama o faiz indiği gün olmamıştır. 2 hafta sonra olmuştur. 3 hafta sonra olmuştur. Böyle hep olmuştur. Buna dikkat edeceğiz. Bugün enflasyon karşısında Fed'in bir zaferi söz konusu. Dediğim gibi bugün Başkan Powell'ı beklememiz gerekiyor. Ondan sonra kesin konuşmak lazım ama bu enflasyon şeyinden sonra görmüş olduğunuz gibi Amerikan 10 yıllıklarda çok güzel bir düşüş oldu. Hatırlayacak olursanız kötü oldu demiştim. Şöyle hareketli ortalamaya kadar çıkınca buradan artık geri gelmesi gerekiyor demiştim. Hatırlarsınız izlediyseniz ve gördüğünüz gibi bakın Kaufman, Perry Kaufman'ın adaptif ortalaması bu. Oraya kadar geliyor ve oradan da gerisin geri geldi. Çok güzel bir hareket oldu. Bunun üzerinde çünkü artık zarar kes falan yapmak gerekirdi. Özellikle 4.50 üzerinde. Ama güzel oldu. Amerikan 10 yıllıklarındaki düşüş bizim için pozitif. Altın peki bu durumda? Altında evet halen daha pozitif uyumsuzluk var. Benim dikkat ettiğim 2300 kaçtı? Bakayım şurada tekrardan. 2323'müş burası. Evet. Oraya kadar da geldik. Onun üzerine de çıktık ama 8 saatlikten takip ederiz altını. Görmüş olduğunuz gibi hareketli ortalama 2350'den geçiyor. 2350 geçilmeden herhangi bir alım önermiyorum. Bugün Powell'ı bir dinleyelim. Powell'a piyasanın ne tepki verdiğini görelim. Benzer şekilde altında alım önerinceye kadar da gümüşte de önermiyorum. Oradaki durum da güzel. Çok sert satışlar olmuştu. Çok kötü böyle bir düşüş olmuştu. Üstelik yani bir gün öncesinde de çok güzel bir yükseliş görmüştük. Şöyle artık ala dönmüştü falan böyle bütün göstergeler ama işte o tarım dışı istihdam, oradaki o anormal hesaplamalar ve geriye dönük revizyon çok büyük bir spekülasyona sebep oldu. Tekrar güçlendiğini görüyoruz. Tekrar güçleniyor ama şöyle 30.72 ayrıca vadeliden de yapmak istiyorsanız belki 30.97, 31'i beklemelisiniz gümüşte. Ondan sonra ben artık bir daha yükseliş başlar diyebilirim. Yani bu şekilde gümüşteki durum. Bitcoin bunu daha ayrıntılı değerlendireceğiz Emirhan'la. Yeniden bu 66 bin bölgesindeki destekten yukarı yönlü bir hareket var. Ama şu 71.500 henüz 495 geçilmiş değil yani. Bu yataylık devam ediyor. Yataylık konusunda işte accumulation mı, distribution mı? Demiş ya Shakespeare, to be or not to be, olmak ya da olmamak. İşte bu. Yani burada bir dağıtım, toplanma mı var? Yoksa dağıtım mı var? Çünkü toplanma varsa bu 71.500'ü de geçecek, 495'i 500'ü de geçecek ve hedefimiz 88.800. Çok önceden hesaplamışım Fibonacci, kendi tekniğimde. Bu nasıl oluyor tepede, bu böyle oluyor, hiç orayı görmedi ki diyen arkadaşlar kendi tekniğimdir. Etik analizleri eğitim anlatıyorum. Ve yani o hedef. Ama distribution dağıtım varsa o zaman hedef şu aşağıdaki 52.000 olabilir. Böyle bir ihtimal vardır. O da kötü olur. Ona da akşam bakacağız Emirhan'la. Bugünlük de bu kadar.